Hamma salom. Bugün sizler bilan bir ajoyib bir mashqni bajarib o'tamiz. Xo'p, bir real hayotda ishlatiladigan bir programma dastur. Oddiygina, soddagina dastur tuzib ko'ramiz. Bu programma shundan iboratki, bankomatdan pul chiqarishdan oldin hozirgi balansimiz misol uchun 10 ming bo'lsa, mana bu yerda summani kiriting degan joyda 5 ming qilsak, 10 mingdan 5 mingni ayirib turib, ya'ni siz bankomatdan 5 mingni chiqarib olyapsiz deganidir. O'sha hozirgi balansingiz 10 ming bo'lsa, mana 5 ming kiritsak, 5 ming sizga chiqarib beradi da, keyin ekraningizda balansni остатканini ko'rsatib beradi. Xo'p, endi bu yerda yana qo'shimcha shartlari bor. Mana bu yerda summa raqamni tekshirilsin. Summani to'g'ri kiritsa, ekranga summa to'g'ri kiriting degan yozuv chiqsin. Bu degani, mana bu yerda nomer bas, bir klavishda A deb yozsak, summa to'g'ri kiriting degan yozuv chiqishi kerak. Chunki buna bir de harf kiritsek, harften numarada ayrı bir metod olur. Şunu etmeye alışmamız gerek. Ve bana bir de balansingiz yetmeye kalsa, balansingiz kendine yazılırsın. Yani 10.000 balansımız var oldu, hatta 20.000 yazsak, bankamatta 20.000 çıkmaz da gerekti. Balansingiz kendine yazılırsın gerek. Şimdi bunu o zaman size kursat olur tamam. Bir de hazır ki balansını bana 10.000 iken ben başında 2000 geçerken balansınız az 10.000 idi, 8.000 kaldı. Doğru mu? Tabi yani başka tane yok güzelmez. Balansınız 10.000 idi. Şimdi bir de ben harf bas, rakam bas, harf kirit hemen. Ne yapalım? Yazıp görsem, görürsünüz, sunman doğru kiriteyim. Çünkü biz sunmanla doğru kirittik. Çünkü bana böyle aşka yazılı çıkarış gerek. Şimdi yani de hazır ki balansımız 10.000 olsa 10.000'den yukarı bugün sonra kırık kuramız 15.000 görelim. Balansımız kem doğru işle yaptı. Şimdi teen diyen hesabladık. Son için 6.000 6.000 son 90 teen. Öyle diyen olsa bana böyle görüntüsünde asat kemiz kol yaptı. Endi mana bu yerda asosiy mana shu boshidagi ikkitasi raqam muhim deb oladigan bo'lsak, mana bu yerlarni keyinchalik tashlab yuborsa bo'ladi. Endi buni matematikani tushunsanglar, ya'ni mana shu butundan keyin mana bu yerda butun son, mana bu yerda endi nima deydi? Maydasi to'g'rimi? Nuqtadan oyog'i 10 tomon degisi endi nima deydi? Hani matematikada 10'dan 1, 1 bütün 2'den 1, şuna kadar 3'ün yoksa gen bana verdi 2 tanelik ne alıp basa gen 3999 son 10 tiyin bana verdiler koyan şart bas onu yanda keyinçerli bir sınavdan doğrulat çıkarmış hop yani 5000 5000 son 50 tiyin kılırık 4999 son 5 tiyin balansımız kaldı. Hop şu kodda endi videonun aşağı yerde pauza yapıp durup özümüz bir tüzüp görəmiz. Hop. Yangi bir faylı açalım. Bankomat. Endi şablonda bir tasını kopya yapıp durup. Mana bir de script ötürüp taşıyımızda. Mana bu yerga banka. Shu yerda hozir nima deyapti? Shartimizda balansimiz 10.000 bo'lsin deyapti. Balans 10.000. Keyin nima jarayon bo'lyapti bu yerda? Mana bu yerda promptimiz ishlayapti. Prompt yaratishimiz kerak. Endi shu yerda balansni ham ko'rsatyapti, mana bu yerda ko'rasizlar. Summa kiritingni yozib chiqyapti. Keyin hozirgi balansimiz ko'rsatyapti. Hozirgi balansimiz nimada? Balans degan o'zgaruvchida, to'g'rimi? Endi mana bu yerda o'zgaruvchini ishlatishimiz kerak. Summa kiriting bo'lsa, plus balans. Plus 90 balans.
Aynen yürüyüz buramızda. Hop, mana ishladi. Bu endi biz yangi o'zimiz tuzyapmiz. Mana bu yerda mana tuzganim bor. Hop, mana bu yerda bankomat degan fayl nomi bankomat ekan. İşlerde şu yergeçe olmazsız. Şimdi bana bunu yan hep de yolu vardı diye istesem. Kurtta Nokia'da ki böyle. Açıldı, ben de yapıldı. Arada yani Uzgar 3 ettik. Uzgar 3'ünü biriktirdi diye. Uzgar 3'ünü ben bilen tek silen biriktirdik. Şimdi bunu yani asan yolu vardı. Yani yola hani kurtta Nokia, bana bu iki tane kurtta Nokia. Bana bu eski yedi parçası diye klavişte basıyor. Bundan bir tane koştuğunu aldı işler tutup şimdi bu yerine bu da şey yazıyor bunları keratin tutup şimdi bana bir yerde koştuğunu kovusta açalımız yapalımız bunun içi şimdi uzgar uçunu çakıramız uzgar uçunu çakırış için kanaklardık dolu kurgu skokkalar falan uzgar uçunu aldı. Görsünler bana bu yanıya sadda var yani ki doğru geldiğini komentarı da koyarız. Şimdi summanı kiritsek. Kim ne yaptı? Summa rakamdaki teşirilsin. Summanı doğru kiritilse ekranda summanı doğru kiritin diye yazı çıkarılsın. Hop, rakamdaki teşirilsin diye yaptı. Rakamdaki kanı teşirilse bu derdi. Bunun için biz koşumça işte fonksiyonu işletemiz. Hop, bana bir de konsolda açayım. JavaScript'te is fine. Biz tilimizde is fine deyilir. İngiliz tilinde hem var ki is he doctor dedi ki o doktor mu diyen doğru mu? O tüşüm yokşap is fine. Hatta sıfır diyen mi? Bu rakam mı diyen manalı bildirildi. Kovusta açılardı da kovusta işiyle şey, biz informasyonu yazalımız. Biz kit noktayı genersen. Kabul kılardı bu narsa. İspini diyen bir de robot bosa, o robot ya biz bir yapızdı. Sonuç için asıldı. Asıldı diyen tekstı, ispini diyen robot ya bir yapız, ki robot ya yapız. Bana bu rakamı, rakam basma teşhiri bir yapızdı. O şey komandaki maskelerdi. Ki robot ya yaptı, false de yaptı, net de yaptı. Yok, ha doğru. Yani bu rakam bastı yani. Öyle postunu açılı yaptı, postunu açılı ben yazdım. Yani şu yerde 50 turup bu yeniden var bu text doğru mu? Çünkü 50'imiz boşuna açıda turup da bu diyen text diyen doğru mu? Yani 50 diyen text'te robot ki ayda yapızdı. İsfini diyen robot ki yani rakamı rakam basını teşhir veriyen robot ki ayda yapız. Bana 50 text içinde sıfır var mı yok mu diyen. Teşhirse içinde bana kürüyasla turu çıkıyor. Yani bu rakam eken. Bu diyanı bu diyanı bana verdi tekstimiz turup da koşunda açıldı yapıldı içinde 50 sıfır turup da bu formatta uzun aslında tekst lekin onun içinde inerse nomer şunun için bu rakam ben size bulayım tekst lekin içinde rakam var şunu bile yapsa olmaz eğer bana verdi salam turup 50 kısık bana verdi text. Lekin onun içinde sıfır var mı? Fakat sıfır var mı? Sıfır var lekin klasla harfen var. Şimdi bu rakamga kirmeyin. Yani rakamlarda tashkil topgan data informatsiya bas degan. Bu yerda text ham bor degan. Agar rakamda o'zi bo'lganda mana bu yerda format text lekin ichida rakam bor. Shuning uchun bu rakamlarını tashkil topgan mı diyen de ha diyen true ya. Etva bir sarayın bu yerde cevap, bundan çıkartken cevap true ya ki false bu diyen her daim. Şunerli oldu. Şimdi şu yerge hazır biz text bir yaptık da şimdi bana bu yerge sadece null dedik. Null desek true bir yaptık iken ki yine bir de undefined dedik. False diye yaptı. Nömer dozunu yazıp görelim. 100. 100 ozu formatını mı? Nömer. Şimdi bu nömer mi de yaptı da? Ha nömer. Şimdi şunu biz işletemiz. Yani
Promotdan mana bu yerda promotdan qabul qilyapsiz-ku. Mana bu yerda 2000 desek. Hozir P'de mana promotga mana bu yerda P'ga tushdi, to'g'rimi? 2000imiz P'ga tushdi, to'g'rimi? Endi mana shu P'ni vızıf kısık içinde bana kurasam ne demek bu? Bu tekst eken. Tekst eken. Şimdi bu tekstimiz formatı tekstte. Bunu tekstimizi içinde sıfır. Bu tekst rakamlardan taşır topken mi yok mu? Şunu teşhir olsaydı olabilir. Yani biz finit tutturuz. Ne kadarımız indi? Hatta 2000 lira. 2000. 2000 eken. Bu rakamlarda tashkil topgan mı bu tekstimiz? Ha diye. Yani şu yerde 2010 dedi. Ben ne yapıyorum? Ben okuyorum. Ben işi de 2000 tekst bu. 2000 tekst hatta geldi. Biz manette promotta kürüttük. Çünerli. Çünkü o şap teşiramız indi. Summa not doğru kürtülse ekranı summa doğru kürtün diye yazı çıksın. Aksi kaldı. Aksi kaldı. Manu balansta hesablayınız. Birinci teşir ediyen arsamız. Promptdan doğru narsa yozdingmi yo'qmi shuni tekshiramiz. Agar tekshirsa shartli operator ishlasa bo'ladi, to'g'rimi? Agar is finit. Is finit. Promptdagi qabul qilgan narsamiz raqamlardan tashkil topsa, mana bu yerda nima chiqadi? True chiqadi. Raqamlardan tashkil topmasa-chi? False chiqadi, to'g'rimi? Hop, endi agar p ne içide, promot içide yani promot yazgen derseniz rakamlardan tashkil topsa is finite ne? Tashkil topsa bana burada if içide in true bulalım bana bir gelelim doğru yani bana bir yerde işlengen de bana bir yerde hesaplengen de true geldi doğru rakamdan tashkil topsa ne kadarken biz hesaplayıp durup balansı çıkaramız aks oldu aks oldu ne yani? Aks holda ya'ni raqamlardan tashkil topmasa mana bu yerda false kelsa, mana bu yerda false kelsa. False kelsa qayerga ketadi? Else ekrani, to'g'rimi? Esladingiz. Agar true kelsa, mana bu scope ekrani, to'g'rimi? Mana bu yerda false kelsa, mana bu scope ekrani. Esladingiz, if else. Hop, agar promptda yozgan narsamiz raqamdan tashkil topsa, shu yerda bankomat balansını çıkaramız. Yani hesablayınız. Hesablayış. Komentari yazıp koydum. Kinçeri kodu yazarız. Aksi kaldı. Aksi kaldı demedik. Summanın o doğru kürütün, doğru kürütün diye yazı çıksın. Document. Right. Summanın doğru kürütün. Bak yani şu yerde uzlaşı kaçı bugün teşhir kürelik. Ana yerde bankomat. Not doğru kiritib ko'ramiz. Summani kiriting debdi. Endi biz summa emas, not doğru harflarni bir kiritib ko'ramiz. Not doğru narsani kiritib ko'ramiz. Aslida. Summani doğru kiriting. Ko'rasizlar? Shu yergacha ishlardi endi. Hop, endi doğru kiritganimizda yana bir komentariy o'tdi. Agar p rakamlardan tashkil topsa aks oldu. Böyle aks oldu. Ve düşünmüş olsam olsun. Şimdi şurada hesablayınız. Hesablayan diyem etibar veriş gereği. Nimaga etibar veriş gerek? Misal için bana burada şimdi ikinci etapta ikinci madde teşhiramız değil mana bu yerda biz nima nechini kiritishimizga qarab, o'shanga qarab balansni hisoblash kerak. Ya'ni hozir bu yerda balans yetmay qolsa, balansingiz kam degan yozuv chiqsin deyapti. Mana bu yerda yana nima qilamiz degan? Bu degan yana bu yerda yana if else ni ishlatamiz. Shartli operator ishlatamiz degan. Ya'ni mana bu yerda balansimizdan katta summani kiritishimiz mumkin, to'g'rimi? Balansdan kichkina summani kiritishimiz ham mumkin. Balansdan katta summani kiritganimizda nima desin? Balansingiz kam degan yozuv chiqsin. Aks holda hisoblab turib minus qilib turib ostatkani chiqarib bersin. Endi bu if else qayta yozamiz. Mana bu yerga yozamiz. Hisoblashdan keyin, ya'ni raqamlardan tashkil topganda, uning ichida yana bir tekshiramiz. Nimasini tekshiramiz? Agar mana bu yerda p
to'yga kiritgan narsamiz balansdan katta bo'lsa. Endi shu yerda yana bitta e'tibor beradigan narsa shundaki, promotdan qabul qilgan narsa formati nima bo'ladi? Promotdan summani kiriting deganingiz 10 ming kiritsak, 10 mingimiz raqam formati bo'ladimi yoki text formati bo'ladimi? Text formati bo'ladi, to'g'rimi? Hop. Mana buni yozib qo'y. Promotdan qabul qilingan narsa data dedik, mana shuni data deyiladi, kompyuter tilida data bu degani sonmi, любой информация o'sha data deyiladi. Qabul qilingan data data formati text bo'ladi. Bo'ladi. Ya'ni qo'shtirnoq ichida bo'ladi. Hop, endi mana bu yerda yana bitta qiladigan ishimiz shundaki raqam formatida yo'g'i, ya'ni text formatidan raqam formatiga o'tkazishimiz kerak. Hop, endi yana bir ko'rib chiqamiz. Hozir mana bu yerda yangi let counting 100 dedik. Buni formati nima? Text, to'g'rimi? Endi buni formatini nima qilishimiz kerak? Formatini nomer qo'yishimiz kerak. Ya'ni let b turib, mana bu 100 B endi formati nima? Nomer, to'g'rimi? Endi mana bu nomerlarda ayirish yoki qo'shish uchun nima bo'lishi kerak? Formatlari bir xil bo'lishi kerak-da. Mana bu text bu format. Mana bu nomer. Bir-birini ayira olaymi, ayira olmaydimi? Ayirsa bo'ladi, lekin точный javob biz kutgan natija chiqmasligi mumkin. Shuning uchun mana bu A'ni, ya'ni mana bu tekstni nomer formatiga o'zgartirishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Parse int degan narsa bor. Keyin parse float degan narsa bor. Hop. Parse degani endi vstavitga kiradi. Misol uchun parse int turib mana bu yerga qo'shtirnoq ichida 100 qilsak buni nima beradi? Raqam tekst bo'lgan format tekst bo'lgan narsani raqamga aylantirib beradi. Tushunarlimi? Endi bunda chiqayotgan atributimiz deb saqlab olishimiz kerak. Endi parse int bilan parse floatni farqi nima? Parse int turib butun sonlarni formatini o'zgartirishimiz mumkin. Parse float esa muxtalif bo'lgan nomerlar bo'ladi-ku. 10.1, 10.2 o'xshashga o'xshab, masalan, mana bu yerda 10.5, 10.5 desek, ko'rasizlar. Butun sonlar, ya'ni muxtalif sonlar ni o'zgartirib beradi. Parse int turib muxtalif sonlarni kiritib ko'raylik. 10.5. Ko'rasizlar? Mana bu yarimini tashlab yuboryapti. Nimasini? Unini o'zini chiqarib beryapti. Shunga o'xshab hozir biz endi bankomatdan 5 ming so'm 50 tiyin chiqarishimiz mumkin, to'g'rimi? Endi bu yerda qaysini ishlatamiz? Mana bu float, parse floatni ishlatamiz, to'g'rimi? Hop, endi hozir biz mana summani kiriting dedik-da. Summani kiritgan summamiz qayerga tushyapti? To'yga tushyapti, to'g'rimi? Endi biz nimani qaysi o'zgaruvchini biz formatini nomer qo'yishimiz kerak. Parse float qilamizda. Buning uchun man vizit qilamiz. P'ni vizit qilamiz. Ko'rasizlar, P'da 2000 bor edi. Ya'ni text bor edi, hozir endi nomerga almashdi. Yana bir bor qaytarib ko'raylik. 2000 2000 so'm 30 tiyin. Bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda P'ni vizit qilib ko'raylik. 2000 so'm 30 tiyin. Endi bu text formatda turibdi. Endi uni nomerga o'zgartirish uchun nima qilamiz? Parse mana bu yerda endi float qilamiz, to'g'rimi? Chunki bu yog'i asadkasi ham bor. Ya'ni 2000 so'm 30 tiyini ham bor. Parse float turib, ko'rlayim. 2000 3 tiyin. Endi mana bu yerda 0 deb tursa ham bo'laveradi. Matematikadan yaxshi tushunadi buni.
Endi shu yerda parse float bas, parse int qo'yilgan uchun o'zi. Ko'rasizlarmi, mana nuqtadan keyingi sonni tiyin deb tashlayapti. Shuning uchun biz parse float ishlatamiz. Endi biz bunu vizif qildik. Endi chiqayotgan ответ qayerga ketyapti? Havoga uchib ketyapti. Chiqayotgan ответni saqlab olamiz. Ya'ni promptni o'zini yangilab olamiz. Hozir promptni ichida nima bor edi? Pn ichida text bor ekan. Endi u mana bunga almashsin, almashish kerak edi. Bu degani mana bu yerda p teng parse float p. Mana bu yerda e'tibor beringlar, faqat o'chirib turing. P promptni ichida nima bor edi? 2003 bor edi. Endi bu ravno nimaga ravno? Birinchi o'n tomonni ishlaymiz. Parse float qo'yapti, ya'ni tekstni nomer formatiga o'zgartirib turib, p ni o'ziga saqlayapti. Tushunasizmi? Xo'p, buni mana pointer o'tdi. P o'zini o'zi yangilayapti. Hozir mana bitta chizib beraman. Bu narsa, mana bu narsa, mana shu mana shu ko'rinishda bo'lgan kodlar juda keyinchalik juda ham ko'p keladi, shuni bir adashmasligimiz kerak. Mana bu yerda P korobkasi ochildi, to'g'rimi? Uning ichida endi text bor ekan, 2000 so'm 30 tiyin deylik. Bu yerda 3 bor. Bu text ekan, korobka nomi P. Endi buni qaraganda parse int qildi, parse float degani, parse float. Parse float. Float. Parse float turib mana bu yerdan chiqayotgan ответ. Xullas, p'ni vizif qildi, p'ni ichida nima bor? 2003 bor text. Endi bu bag'dan chiqayotgan nomer nima bo'ldi? Bag'dan chiqayotgan natija 2003. 2000.3, to'g'rimi? 2000.3. Endi bu text bastı, bu to'g'rimi? Bunda mana bu yerdan parse float'dan chiqayotgan natija formatı nomer bo'ldi-da, keyin qayerga ketyapti? O'ziga yangilayapti. Mana eskisi o'chib ketyapti-da. Mana bu narsaga 2003 ga yangilanyapti degan ma'noni beradi mana bu yerda. Shunga e'tibor beringlar. Hop, parse float qo'ydik. Hop, endi formatini text formatdan nomer formatga o'tkazib oldik. Endi mana bu yerda davom ettirib ketamiz. Tekshiramiz. Agar balans yetmay qolsa, balansingiz kam degan yozuv chiqsin. Balans yetmay qolgani qanday tekshirsak bo'ladi? Agar p ni ichidagi summa nimadan katta bo'lsa, balansimizdan katta bo'lsa. Balansdan katta bo'lsa, nima qilsin? Balansingiz kam degan yozuv chiqsin. Dokument. Right? Balansingiz kam. Shu yergacha bir tekshirib ko'ramiz. Katta summani kiritib ko'ramiz. Balans 10.000 bo'lsa, 20.000 kiritib ko'ramiz. Mana balansingiz kam. Hali noto'g'ri kiritganimizda ham ashqa chiqish kerak edi buni. Summani to'g'ri kiriting. Endi bizni qiladigan ishimiz to'g'ri 10.000 dan kam bo'lgan summani kiritganimizda, ya'ni 3.000 endi shu yerda hisoblab berish kerak bizga, ostatkani hisoblab berish kerak. Endi uni qayerga yozamiz? Aks holda yozamiz. Mana bu yerga kommentariy yozib qo'yaman. Agar balans kam bo'lsa, ya'ni yetmay qolsa, aks holda, ya'ni bu degani yetadigan bo'lsa, bu degani mana bu yerda true kelsa, ya'ni balans yetmay qolsa balansingiz kam chiqadi. Aks holda nima qilsin? Aks holda ostatkani chiqarsin, ya'ni pulni ekranga, pulni nima foydalanuvchiga chiqarib berib, naqd pulni ostatkasini ekranga chiqarib bersin. Endi bu yerda nima qilamiz? Balans teng balans minus p. Mana bu yerda ham e'tibor beringlar, mana bu mana shunga o'xshagan kod shu yerda yana kelyapti. Ya'ni birinchi tengdan 10 tomonni bajarsak, balansdan nima ayiryapti? Promptdagi son ayiryapti. Chiqqan natija, mana bu yerda chiqqan natija qayerga ketyapti? Balansga tashlayapti. Tushunasizmi?
Endi ayrıgandan keyin document type balance keyin saqlanib qolamizda tekshirib ko'ramiz natijani. 3000 10000 balansımız var iken 3000 çıkar yaptık. 7000 kaldı. Şimdi 3000 son 50 tin. Mesela 6999 son 5 tin. 50 tin. Bu ne yanda 50 nolun çıkarış için yani hazır ama ben de bunu nokta pro prefix prefix et işlersek adaşmasam şu olsa gerek prefix işlersek kaçını adetin çıkar veren tamam prefix et prop iki koyuşumuz gerek çünkü iki tane noktadan ki iki tane bu yana sonlar çıkar veren ama evet atmak olanında 3000 son 50 deyin hani 0'ı hem çıkar veren 3000 son 35 deyin mesela 65 6999 65 deyin kod yaptı. Ana yeni kodumuz şurada tügedi. Ona göre de not doğru kırdık görmemiz. Doğru kırdık. Katta sonundan kırdık görmemiz. Balansingiz kan. Endi shu yerda e'tibor berilib, mana bu yerda summani kiritmasdan adminni qo'rsak, nan degan yozuv chiqyapti. Shu yerda hozir promotga hech narsa tushmadi, to'g'rimi? Promotga mana bu yerda e'tibor bersalaring, promotga hech narsa yozmasdan adminni qilyapti, to'g'rimi? Kodimiz ishlayapti deganda, ya'ni mana shu balans degan joy qani, mana shu joy bo'lgan, shu qacha bo'lgan jarayongacha kelyapti deganda. Endi shuni tekshirishimiz kerak da hozir ichida nam turibdi ekan shuni oldini olish uchun nima qilsak bo'ladi mana bu yerda endi prompt qabul qilgandan keyin сразу mana bu yerda prompt qabul qildi qabul qilgandan keyin сразу tekshirsak bo'ladi ya'ni tekshirsak nam degan web javascriptda JavaScript dasturlashtirilda nan degan bitta narsa keladi. Bu boolean sizlar bilan boolean o'tiga boolean true false keladi, to'g'rimi? True yoki false. Keyin undefined bor dedik, to'g'rimi? Undefined bor, keyin null bor. Xuddi shunga o'xshab nan degan format bor. Bu faqat JavaScript dasturlashtirilda o'zida keladi. Not a number bu degani это не номер degan formatda bu. O'sha ni tekshiramiz. Ya'ni prompt ichida nan bormi yo'qmi shuni tekshiramiz. If agar is nan ko'rasizmi? Is finitude deganlardan. Endi shunga o'xshab is nan keladi. Is nan bo'lsa ochamiz deb. Ya'ni promptimiz ichida is nan mi? Ya'ni promptimiz nan formati not a number mi degan funksiyada bu qo'shimcha ya'ni robot degani parsingda qilayotganimizda robotga aytadida tekshirib beradi ishiga post ichidagi narsamizni o'sha qiymatni jo'natamizda keyin robotga aytamiz tekshirib ber deymiz bizga tekshirib beradi endi hozir buni isnan degan funksiya bo'lsa isnan qilib turib nima jo'natyapsiz pni jo'natyapsiz pni formati not a numbermi nan tekshirish agar not a number bo'lsa document write not a number endi qaranglar shu yerda saqlanib qolaman hozir do konca bo'lgani yo'q kodimiz shu yergacha hozir man tekshirib ko'raman admin qilib ko'raman ishlanyapti ekan hozir kelyapti hozir promptda pni qabul qildik сразу konsolga qilib ko'raylik konsolga p ichida nima tushyapti safran qilamiz pni admin qilganda nul tushyapti ekanda endi bu yerda pimiz nul admin qilganimizda konsol qilganimizda nul tushyapti ekanda endi mana bu yerda nul tekshirish uchun p
равно üstelik. Yani payımız 0 mı 0 basım. Yani üstelik teyini işe depen. İstelik de olsa formatını geçe teşirendi yanı. 0 mı bas, 0 teşiriş. Payımız içinde 0 olsa hiç neredeyse yazılmadı. Çıkarım geçeyim. Abnavit, cancel. Hiç neredeyse yazılmadı çıkarttık birazdan. Yine etibar besleyelim. Kodumuz yani devam etti yaptı da. Devam etmezsek için mahkese olaydı. Bana böyle de 0 teşir diye. 0 bu yanda hiç neredeyse yazılmadı. Aks halde ki. Aks halde bana bu pastaki hem macera yandı. Hem macera yandı. Şu aks halde size taşa koysak. Yani kodumuz muammosiz ishlaydi. Ko'rasizlar, if else ichida nechta ketyapti? If else else. Hop, agar p pustoy bo'lsa, ya'ni atmena qilib yuborilgan bo'lsa, hech narsa yozilmadi. Aks holda yana tekshiryapti. Agar p imiz raqamdan tashkil topgan bo'lsa, ya'ni harflar bo'lmasa, raqamdan tashkil topgan bo'lsa, ola hisoblayapti. Format nomer qilyapti. Balans kattami yo'qmi shuni tekshiradi. Katta bo'lsa, aks holda balansdan balansni ayirib turib, ekranga chiqaryapti. Endi mana bu aks holda ko'rasizlar, nimani aks holdasimi? Mana uni oldingiz ko'p qilmadi. Raqamdan tashkil topgan bo'lsa, aks holda, ya'ni raqamdan tashkil topmagan bo'lsa, raqamdan tashkil topmagan bo'lsa. Summani to'g'ri kirdik. Ko'rdingizmi? Mana shu yerda endi kodimiz to'la talabga javob beradigan kod bo'ldi. Hop. Admin qilsak, hech narsa yozilmadi, ko'rasizlar? Endi to'g'ri bo'ldi. Hop. Harf kiritsak, summani to'g'ri kiriting. Katta summani kiritsak, balansingiz kam. Endi to'g'ri summani kiritsak, 3000 desak, balans 7000 qoldi. Endi biz hosillar bilan pul chiqarishni kiritdik. Endi uyga vazifa pul solishni o'zimiz bir qilib ko'ramiz. Hop, e'tibor bersak, promptda summa kiritsin, summa raqamni tekshirsin. Raqamni tekshirish uchun nima ishlatdik? Is finite ishlatdik. Hop, summani noto'g'ri kiritilsa, summani to'g'ri kiritilgan yozib chiqsin. Qildik-a o'zi buni. Endi arifmetik hisoblangan so'ng ekranga balans chiqarilsin. Ya'ni summani noto'g'ri kiritsak, uni yozib chiqsin, to'g'ri kiriting degan. Agar to'g'ri kiritsak, balansga nimani qo'shsin? Promptdagi narsani qo'shsin degan. Keyin oxirida balans chiqarib berasiz. Shunda endi uyga vazifa qilamiz. Bugun darsimiz shu yerda tugatamiz. Rahmat sizlarga.